Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere tempolu bir eğitim döneminin sonuna geldik. Vatan Bilgisayar olarak da biz öğrencilerimize karne hediyesi olarak bir sistem toplamaya karar verdik. Bunun üzerine size sistemin ufak tefek detaylarından bahsedeceğim. Ama sisteme geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Kasamızın tam 500 adet dolu dolu stoğu var. Ama sadece mağazalardan satın alabiliyorsunuz. Yani Türkiye genelindeki 148 mağazadan gidip stoğu tükenmeden satın alabilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin size biraz sistemin özelliklerinden bahsedeyim. İşlemci tarafında Intel i3 12100F kullandık. Bu işlemciye baktığımız zaman 4 çekirdekli bir çekirdek yapısına sahip. Burada 3.3 base çekirdek, yani normal çekirdek hızlarında çalışabiliyor. Siz oyunlarınızda performans istediğiniz zamanlarda kendisini turbo boost teknolojisiyle 4.3 GHz'e kadar yükseltebiliyor. Bu da tatil döneminde rahatlıkla oyunlarınızı oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Anakart tarafına gelecek olursak burada MSI'ın Pro H610MG modelini kullandık. Bu da 2 RAM slotuna sahip. Bu RAM slotlarımız 3200 MHz RAM desteği bizlere sağlıyor. Yine PCIe 4.0 slotumuz ve M.2 UMA'mız var. İşlemcilerden de anlayacağımız üzere 1700 soket tipinde destekliyor. Kasamızın içinde dikkat çeken bir diğer parçaya gelecek olursak RAM'lerimiz, gördüğünüz gibi beyaz bir RAM kullandık ve oldukça şık durduğunu söyleyebilirim. XPG'nin GenMix D10 modeli RAM'leri içerisinde barınıyor. Headstick'lerimiz beyaz şekilde tasarlanmış. Bu da kasamıza oldukça agresif bir görünüm katıyor. Özelliklerine bakacak olursak 2x8 şeklinde 16 GB'lık bir RAM konumlandırdık. Burada da yine 3200 MHz bir işlem gücüne sahibiz ve son olarak CL16 değerinde bir gecikme süremizde RAM'lerimizde bulunuyor. Depolama tarafına gelecek olursak Kioxia'nın Xeria serisini kullandık. 500 GB'lık bir depolama alanımız var. Okuma hızımıza baktığımız zaman 1700 MB, yazma hızımız ise 1600 MB. Yani şöyle baktığımız zaman ana akım oyunlardan 4-5 tanesinden daha fazlasını bile rahatlıkla içerisinde barındırabileceğiz. İşlemciden sonra oyunlarımızın en çok ihtiyacı olan parçaya gelelim. Ekran kartı tarafında MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X kullandık. Bu da oyunlarımızda oldukça performanslı bir şekilde bizleri destekleyecek. Kendisinin 8 GB VRAM'i var ve 128 bit veri yoluna sahip. Yazılım tarafına gelecek olursak da kartımız RTX ve DLSS'i destekliyor. Zaten çok anlatmaya gerek yok. Hepimiz aşinayız. RTX kalitemizi artırıyor. DLSS de performansımızı üst seviyelere çıkartıyor. Evet, son olarak tüm parçalarımızın içerisinde barındırdığı kasaya gelecek olursak PowerBoost VK-P15B'yi kullandık. Burada da yine ön tarafta gördüğünüz gibi mesh bir yapımız var. 4 tane RGB fanla geliyor ve üst tarafta da 240 mm sıvı soğutmaları rahatlıkla takabileceğimiz bir yer bulunuyor. Üst tarafında da 3 adet USB tip A girişimiz, 3.5 mm'lik jack girişimiz, fanlarımızın rengini değiştirebileceğimiz buton ve güç tuşumuz yer alıyor. Şimdi biraz da power supply'ına bakalım. Kendisi 600 watt değerinde kasayla beraber geliyor ve ayrıca 80 Plus sertifikaya sahip. Bu da sistemimizin gücünü rahatlıkla sağlıyor. Şimdi isterseniz kasa parçalarına baktığımıza göre bir oyun testlerimize göz atalım. Bizleri nasıl bir değer karşılayacak beraber bakmış olalım. Evet, oyun performansını gördük.
Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve fiyat bilgisine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi fiyat performans sistemleri gelmeye devam edecek. Bunlardan haberdar olmak için Vatan Bilgisayar YouTube kanalına abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve bizi diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Ayrıca istediğiniz kasa özellikleri varsa ya da bu kasayla ilgili yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.